Akıllı ev sitemimize bağlanmak için hepsindenbiraz.com'u sitemize giriyoruz. Şimdi ben önceden giriş yaptığım için şifre sormadan bağlandık. Normalde kullanıcı adı ve şifre soruyor. Buradan evimizin kamerasına ulaşabiliyoruz şöyle. Sabit kameramızda istediğimiz yere kameramızı koyup görüntü alabiliyoruz. Şu anda ben lokalden değil internet üzerinden bu kameraya erişiyorum. Evimizde bir adet prizimiz var. Prize tıkladığımız zaman şöyle bir menü geliyor. Güvenlik nedeniyle bize kullanıcı adı ve şifreyi soruyor. Buraya sadece bizim bildiğimiz kullanıcı adı ve şifreyi giriyoruz. Kullanıcı adı ve şifreye doğru girdiğimiz zaman önümüze şöyle bir priz menüsü geliyor. Buradan mesela şu prizimiz şu anda prizimizi bu şekilde yani 220 voltluk bir lamba bağlı şu anda prizimize. Bunu istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz. Çalıştırma ve durdurma bilgileri aynı zamanda buraya birkaç saniye içerisinde geliyor. Bir de sulama sistemimiz var. Bu prizlerden 3 adet var. Sulama sistemine girerken de tekrar kullanıcı adı ve şifresi soruyor. Bunu da bize ait bir kullanıcı adı ve şifremizi giriyoruz. Kullanıcı adı şifresini girdikten sonra karşımıza şöyle bir menü geliyor. Şu anda bilgi olarak sulama sistemimiz manuel pozisyonda ve şu an çalışmadı, durduruldu bilgisini görüyoruz. Akümüzün yani şu cihazımız sulama cihazı. Güneş panelinden enerjisini alıyor. İçerisindeki pilleri şarj ediyor ve şuradaki pompayı buradan ekrandan yaptığımız ayarlara göre manuel ya da otomatik olarak çalıştırıyor. Bir nem sensörümüz var. Şimdi manueldeyken bunu çalıştır dersek bakın su pompamız çalışmaya başladı. Şu anda sulama yapıyor. Şimdi buraya birazdan çalışıyor bilgisi gelecek ekranımıza. Evet, pompamız çalışıyor bilgisi geldi. Manuel durumda bu şekilde elden çalıştır durdur yapabiliyoruz. Durdur diyorum. Bakın pompamız hemen durdu. Şimdi birazdan ekranımıza durduruldu bilgisi gelecek. Benim internetim biraz yavaş olduğu için bilgi yavaş geliyor. Yoksa yazılımsal bir sorun yok. Durduruldu bilgisi geldi. Diyelim ki bu sulama pompamız bahçemizde. Dolaşıyoruz. Elimizde telefonumuz yok ya da bir internete bağlanan cihazımız yok. Şurada yan tarafında bunun yine elle çalıştırabileceğimiz ayrıyetten bir manuel düğmesi var. Bu herhangi bir otomatik manuel durumuna bakmaksızın, kayıt herhangi bir şart aramaksızın direkt olarak sulama sistemini çalıştırmayı sağlıyor. Otomatik modda ise otomatik modda işte şunu otomatik moda aldığımızda otomatik moda ayarlamamız gerekiyor. Bakın otomatik moda ayarladık. Pompamız çalışmaya başladı. Niye çalışıyor? Çünkü mevcut şurada nem sensöründen okunan değere bakarak şurada bizim set ettiğimiz değerlerin altına düştüğü zaman çalışmaya başlıyor. Çünkü bir anlık onun altına gördü. Yukarı çıktığı zaman duruyor. Şu anda nem sensörüm stabil çalışmıyor. Ondan dolayı bunu yapıyor. Şimdi tekrar manuele alıp ayarlayacağım ve manuelde durduracağım ben bunu. Manuel aldık ve durdur komutunu gönderdik. Durdurduk. Tekrar yüklenmesini bekliyoruz. Şimdi sensörlerimde sorun olduğu için şu anda aküyü şu anda doğru okuyor. Akünün doluluk oranını. Nem sensörüm ve sıcaklık sensörüm bağlı değil şu anda tam olarak. Bunların sensörlerim geldiği zaman takılacak. Buradan nem sensörünün hangi değerlerde toprağımıza sensörümüz taktıktan sonra okuduğumuz değere göre
Hangi değerin altına düştüğü zaman çalışması gerektiğini, mesela buraya diyelim ki %10, hangi değerin üzerine çıkınca da durması gerektiğini burada ayarlayabiliyoruz. Bunları da kontrolörümüzün hafızasına kaydediyoruz. Bu şekilde kendi toprağımızın özelliğine göre sistemimizin çalışmasını istediğiniz nem değerlerini ayarlayabilmiş oluyoruz. Sistemimiz bu kadar.